Merhaba arkadaşlar. Bugün solunum yolları enfeksiyonu konusunu anlatmaya çalışacağım. Tavşanımızda solunum yolları enfeksiyonu olduğunu nasıl anlayabiliriz? Solunum yolları enfeksiyonlarıyla nasıl mücadele edebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Videomuzun fazla uzamaması için solunum yolları enfeksiyonu olan Pasteurella virüsünden bahsetmeyeceğiz. Aynı şekilde parazit türü olan akciğer kelebeklerinden de bahsetmeyeceğiz. Bu konularla ilgili ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. Tavşanımızda aksırma, tıksırma, ağız, burun akıntısı, nefeste hırlama, ileri seviyelerde de gözde çakpaklanma, göz akması, göz kapanması varsa tavşanımız solunum yolları enfeksiyonuna yakalanmıştır. Tavşanlarda solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz hastalıklar mikrobiktir. Tavşanlar hava akımı, hava cereyanı, soğuk alma, üşütme gibi nedenlerle solunum yolları enfeksiyonuna yakalanmazlar. Bu bazı yetiştiriciler arasında yanlış bilgidir. Karşılıklı hava akımı eğer solunum yolları enfeksiyonuna, hapşırmaya, tıksırmaya, göz akmasına sebep oluyor olsaydı benim tavşanlarımın hiçbiri solunum yolları enfeksiyonundan kurtulamazdı. Çünkü aşırı kışlar dışında devamlı karşılıklı camlar açık ve içeride devamlı hava sirkülasyonu var, hava akımı var. Kışın aşırı soğuklarda camları kapatıyorum, sirkülasyonu kesiyorum. Bunun sebebi kışın burada aşırı soğuk oluyor. Erciyes'te yaşıyorum. Aşırı soğukta sularım donuyor. Ve -20 dereceyi geçen soğuklar tavşana zarar veriyor. Şimdi de soğuk konusuna bakalım. Kümesinde ben -17 dereceye kadar soğuğu gördüm. -17 derece bile tavşanlara zarar vermiyor. Tavşanlar için en ideal sıcaklık +18 derece. Buna itirazımız yok. 18 derecede hayvan çok güzel gelişiyor. Ama hayvanın dayanıklılığı -20 dereceye kadar izin veriyor. -17 derece olduğunda sularım donuyor, sıkıntı çekiyorum. Ama hayvanlarım solunum yolları enfeksiyonuna yakalanmıyor. Solunum yolları enfeksiyonunu zaten kendi kümesinde fazla yaşamadım. Genellikle arkadaşların tavşanlarından görüyorum. Solunum yolları enfeksiyonuyla karıştırılabilecek bir durum, tavşanınızın burnuna yemin tozunun kaçması veya özellikle kendi tüyünün kaçmasıdır. Tavşanınızın burnuna toz veya kendi tüyü kaçtıysa, özellikle gördüğünüz bu bizim Fifi tavşan gibi aşırı tüylü bir tavşan burnuna kaçtıysa, tavşanınız hapşırmaya başlayacaktır. Eliyle de burnuyla oynamaya başlayacaktır. İki eliyle birden. Burnundaki tüyü ve burnundaki tozu çıkarıncaya kadar hapşıracaktır. Tüy burnundan çıktıktan sonra bir süre sonra tavşanınız dinlenmeye başlayacaktır. Hafif bir akıntı başladıysa burnunda tüyden dolayı, o da az sonra sona erecektir. Hemen tavşanımda solunum yolları enfeksiyonu başladı dememek lazım. Bir süre beklemek lazım. Başta saydığımız belirtileri gördünüz ve tavşanınızda enfeksiyonun başladığını anladınız. Önce tavşanınızda göz akması da varsa, tavşanlarda göz akması videosunda olduğu gibi gözünü temizlemeniz lazım. Yalnız gözünü temizlemeniz gözdeki enfeksiyonun bittiği anlamına gelmez. Yani sinek öldürmek, bataklığı kurutma anlamına gelmiyor. Gözünü temizlediğiniz halde hastalık devam ediyor, gözü çapaklanmaya devam ediyorsa o halde solunum yolları enfeksiyonuna müdahale etmek gerekir. Tavşanımızın enfeksiyonu ağır değilse, hafif atlatıyorsa, antibiyotiğe yönelmeden ona yardımcı olacağımız şeyler yapabiliriz. Şimdi de bunlara bakalım. Veterinerden alacağımız okaliptus yağı, sprey, tavşanımıza rahatlaması için yardımcı olacaktır. Şöyle bir gösterelim. Bu bir ilaç değil.
okaliptus spreyi. Markası önemli değil. Herhangi bir marka bulabilirsiniz. Peki nasıl kullanacağız? Spreyimizi tavşanımızın burnunun üzerine sıkıyoruz. Burnunun üzerinden damlayan spreyi tavşan yalayabilir. Bu tavşana zarar vermez. Peki kendimizi tırmalattırmadan, tavşana da fazla zarar vermeden bunu nasıl yapabiliriz? Eldivenlerimizi takıyoruz. Bir elimizle tavşanı ensesinden hızla yakalayıp kaldırıyoruz. Diğer elimizle tavşanın burnunun üzerine spreyi sıkıyoruz. Peki tavşanı ensesinden kaldırmak yanlış bir tutuş değil mi? Evet, yanlış bir tutuş ama elini ayağını bağlamak tavşana her zaman daha çok zarar veriyor. Bunu günde 3 defa tekrarlayabiliriz. Basit enfeksiyonlarda çok ciddi faydasını görürsünüz. Hapşırmayı ve burun akıntısını kısa sürede kesecektir. Buna bir ilave söyleyelim. Yine veterinerden nane yağı alıyorsunuz. Her veterinerde olmayabilir ama tavuk ekibi olan ve tavukla ilgilenen tavuk veterinerlerinde mutlaka bulursunuz. Nane yağı alıyorsunuz. İsterseniz aktarlardan da bulabilirsiniz. Veterinerler genellikle benim gördüğüm veteriner malzemesi satan yerlerde Avrupa ithal nane yağları var. Nane yağını atomizere, arkadaşlar buna fısfıs diyorlar. Atomizere, yani fısfısın içine koyuyorsunuz. Hiçbir oranı yok. Yani %20 kadar nane yağı koyuyorsunuz. Üzerine su ilave ediyorsunuz %80'i kadar. Oran farklı da olabilir. Daha yoğun da sıkabilirsiniz. Daha sonra tavşanın gözlerine sıkmıyoruz. Gözlerine sıkmamaya dikkat edelim. Tavşanın yüzüne, başına, göğsüne ve bulunduğu ortama fısfısla bunu sıkıyoruz. Gözlerine zarar veriyor. Gözlerine direkt hedef almamaya dikkat edin. Tavşan tüylerine dokunan nane yağını yalayabilir. Tavşana bunun hiçbir zararı yok. Aşırı yalamalarda geçici bir ishal yapabiliyor. Ama ortama sıktığınız nane yağı solunum yolları enfeksiyonuna ciddi bir çözüm oluyor. Hayvanınızı rahatlatıyor. Peki otçul bir hayvan olan tavşanımıza solunum yolları enfeksiyonunda neler yedirebiliriz? Yani bitkisel tedavi olarak neler verebiliriz? Bu konuda duyduğum en güzel çözüm yolu zeytin yaprağı yedirmek. Taze zeytin yaprağı, kurutulmuş zeytin yaprağı veya hafif dallı zeytin yaprağı fark etmez. Zeytin yaprağı benim tecrübem değil. Çünkü benim yaşadığım Erciyes Dağı'nda zeytin yetişmiyor, zeytin ağacı yok. Ama kullanan arkadaşlar var. Hatta bir arkadaş, ismini hatırlayamayacağım, kendisi kusura bakmasın. Çocuklar zaten solunum yolları enfeksiyonu olduğunda çocuklarına zeytin yaprağından çay demleyip içiriyormuş. Tavşana da bunu denemiş, çay şeklinde değil ama direkt yaprağını vererek. Solunum yolları enfeksiyonunun, hayvandaki aksırma tıksırmanın hemen iyileştiğini görmüş. Başka deneyen arkadaşlar da oldu. Peki aktardan alabilir miyiz? Evinizde bir tane tavşan besliyorsanız aktardan alıp uygulayabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. Aktarda kıyılmışı da var. Yaprak halinde de var. Tavşana yaprak halinde vermek lazım. Hatta zeytin ağacının yetiştiği bölgelerdeyseniz, yani Ege bölgesi gibi, Güneydoğu gibi, Akdeniz gibi bölgelerdeyseniz, hangi zeytin olduğu fark etmez. En kalitelisinden en yabanisine kadar olabilir. Zeytin yaprağını saklar, kurutursanız tavşanlarınıza enfeksiyon olduğu bir zamanda, eğer taze yaprak yoksa, yedirebilirsiniz. Veya yaprakların taze olduğu bir zamanda dalından koparıp yedirebilirsiniz. Zeytin yapraklarının dışında okaliptus ağacının yapraklarının da solunum yolları enfeksiyonunda başarılı bir çözüm olduğunu anlatan arkadaşlar var. Benim bulunduğum bölgede okaliptus ağacı da yetişmiyor. Peki bu ağaçlara ve bu yapraklara ulaşamayan arkadaşlar, iç bölgelerde, İç Anadolu'da yaşayan arkadaşlar ne yapabilirler?
En güzel çözümlerden birisi zeytin yaprağı kadar olmasa da çam dalı yedirmek. Hangi çam, hangi çam olduğu fark etmiyor. Arkadaşlarım bir itirazı var. Tavşanın önüne koydum, yemiyor. Benim tavşanlarım yiyorlar, alıştı. Arkadaşlar alıştıramadığı için, tavşan da ilk defa böyle bir şey gördüğü için yemiyor. Ama ben şunu fark ettim. Çam dalını eğer ıslatır, üzerindeki tozunun yumuşamasını ve çıkmasını sağlarsanız, yani çam dalınızı biraz suda bekletip daha sonra pırıl pırıl suda yıkarsanız, sevmeyen tavşanlar bile ilgi gösteriyor. Bir de tavşanın hemen ilk defadan ilgi göstermesini beklemeyin. Önündeki yemleri biraz kısarsınız ve taze taze, tabii kurumuş çam dalını yine hiçbir hayvan yemiyor. Taze taze çam dalını, yaz veya kış kopardığınız çam dalını, üzerindeki tozları gittikten sonra, yıkadıktan sonra tavşana verirseniz, her türlü tavşan ilgi gösteriyor ve solunum yolları enfeksiyonuna da güzel bir çare. Çam dalını söylemişken, kurumamış, taze, tamamen olgunlaşmamış çam kozalakları bulursanız hem solunum yolları enfeksiyonuna faydalı oluyor, hem de tavşanlar severek yiyorlar. Solunum yolları enfeksiyonuna faydası olan pazarda bulabileceğiniz şeyler de var. Bunlar neler? Taze nane yaprakları. Pazarlarda çoğu yerde satıyorlar. Çoğu şehirde bulmak mümkün. Taze nane yaprakları veya taze kekik, demet demet kekik satıyorlar. Tabii bunu 12 ay bulabilirsiniz. Yazın ebegümeci. Ebegümecin de gerçekten faydası oluyor. Ve ada çayı. Ada çayının tazesini bulursanız hayvan rahat yiyor. Kurusunu biraz nazlanarak yiyor. Saydığım şeyler de solunum yolları enfeksiyonuna faydası olan gıdalar. Şimdiye kadar saydıklarımı yapmadınız, yapamadınız. Enfeksiyon ilerledi. Peki ne yapacağız? Bundan sonra tavşanımıza antibiyotik tedavisi yapılması lazım. Peki hangi antibiyotiği ne zaman yapacağız? Hangi ölçüde yapacağız? Buna veterineriniz tavşanı görüp de karar verecek. Ben tavşanın resmini, videosunu atayım. Siz buna bir antibiyotik ilaç söyleyin. Bu mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Veterineriniz tavşanın hastalığını görecek, ölçü belirleyecek, hangi antibiyotiği kullanması gerektiğini belirleyecek ve ona göre bir tedavi uygulayacak bu safhada. Son olarak tavşanlara solunum yolları enfeksiyonunda uygulanan antibiyotiklere eleştiriler var. Bir iki dakikada bundan bahsedelim. Çoğu tavşan besleyen arkadaşının elinin altında Bayer firmasının Bitril K antibiyotiği vardır. Güzel bir antibiyotiktir. Arkadaşlar tavşanlardaki enfeksiyonlarda bunu kullanırlar. Solunum yolları enfeksiyonlarında da kullanan arkadaşlar olur. Arkadaşlar sırttan deri altı 0,3 cc 3 gün 5 gün arası enfeksiyon olan, gözleri akan, hapşıran tavşanlarına uygularlar. Yalnız Bitril solunum yolları enfeksiyonu için özel yapılmış bir antibiyotik değildir. Tavşanınızda ciddi bir solunum yolları enfeksiyonu varsa Bitril yerine solunum yollarına özel yapılmış antibiyotikler kullanmak daha mantıklıdır. İkinci bir eleştiri olarak evlerinde tavşan besleyenlerden çocuk antibiyotiği kullananlar var. Özellikle çocuk solunum yolları antibiyotiği, amoksisilin etken maddeli şurup kullananlar var. Eczanelerden zaten şu anda bunları almak mümkün değil. Önce doktorun yazması gerekiyor. Çünkü ilaç takip sistemine göre doktor yazmadan eczaneden alamıyorsunuz. Çocuklar için kullanılan amoksisilin etken maddeli antibiyotiği şurubu tavşanın suyuna katıp, tabii kilosunu, çocuğun kilosuyla kaç kiloya kaç gram verildiği prospektüslerde var. Hesaplayıp çocuk antibiyotiği kullananlar var. Bunlardan başarılı olanlar da var. Yalnız şunu söyleyelim. Sırttan
deri altına yapılan enjeksiyonlar veya kasa yapılan enjeksiyonlar daha başarılıdır. Ağızdan alınan, su ile alınanlar o kadar başarılı olmuyor. Yani çocuk solunum yolları şurubuyla da başarı kazanılabilir ama ağır enfeksiyonlarda bunlar yeterli olmuyor. İkinci olarak bunu söyleyelim. Bir soruya daha cevap vererek konumuzu sonlandıralım. Tavşanımızın solunum yolları enfeksiyonunun tedavisinde antibiyotiğe ihtiyaç duyulan durumlarda antibiyotiğin ölçüsüne ve çeşidine veterinerin karar vermesi gerektiğini söylemiştin. Nüfusun çok olduğu yerlerde tavşanla ilgilenen veteriner bulmak mümkün. Ama nüfusun az olduğu yerlerde her zaman tavşanla ilgilenen veteriner bulmak mümkün olmuyor. Böyle yerlerde tavşanlı veterinere götüren arkadaşlar veterinerlerden ben büyük başla küçük başla ilgileniyorum, kedi köpekle ilgileniyorum veya ben tavuklarla ilgileniyorum, tavşanlarla hiç ilgilenmedim, ilgilenmiyorum diyorlar. Arkadaşlar da bu durumda tavşanlarına çözüm bulabilmek için bana ulaşıyorlar. Onlara şu şekilde yardımcı olabilirim. Tavşan çiftlikleriyle ilgilenen veterinerler solunum yolları enfeksiyonlarında taylosin ve amoksisilin etken maddeli antibiyotik kullanıyorlar. Veterinerlerinden böyle bir tedavi talep edebilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.